Anayasa değişikliği oldu. Cumhurbaşkanını halk seçti. Cumhurbaşkanının nitelikleri vardır. Görevleri vardır. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanının niteliği ve tarafsızlığı başlığını taşır. 103. maddesinde de Cumhurbaşkanının yemini vardır. Meclise gelip bütün milletvekillerinin önünde yemin eder. Şimdi o yeminden bir parçayı size okuyorum. Yani Erdoğan'ın yaptığı yeminden bir parçayı okuyorum. Üzerime aldığım görevi, yani Cumhurbaşkanlığını tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarihi huzurunda namusum ve şerefim üzerine, altını çiziyorum, namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Yani tarafsızlıkla görev yapacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namus ve şeref kavramının bu toplumda ne kadar önemli bir değere sahip olduğunu biliyoruz. Bir kişi çıkıp namusu ve şerefi üzerine yemin etmişse, söz vermişse ölümüne o sözü yerine getirir. Çünkü namus ve şeref bizim için tartışılmaz alandır. Şimdi bu konuşmayı burada yapmayacaktım. Ama dün yine bize sataşmış. Şimdi ben yine Sayın Erdoğan'ı hatırlatıyorum. Diktatör bozuntusu olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın, bunun hesabını vereceksin. Ya adam gibi tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Tarafsızlığını korumazsan sana her gün, her dakika, her saniye namus ve şeref kavramını sana hatırlatacağım. Namus ve şeref kavramı. Bütün milletin önünde yemin etti. Namusum ve şerefim üzerine tarafsız davranacağım diye. Sen de namus ve şeref ne anlama geliyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. İnançlı insanda namus ve şeref kavramı çok önemlidir. Sen namus ve şerefini çöp sepetine atabilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Ya tarafsızlığını koruyacaksın ya ben bu lafları edeceğim. Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir. Hiçbir sorunum yok. Ben de cevabını veririm, takdir millete aittir. Ama tarafsızlık yemini etmiş, üstelik namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini etmiş birisi, tarafsızlığını bozarsa ona namus ve şerefin ne olduğunu ben hatırlatacağım.